Evet arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Yine bugün bir bakım videosuyla sizlerleyim. Bugün yapacağımız iş biraz daha farklı. Yağ veya su değiştirmekten ziyade daha farklı bir işlem uygulayacağız bugün. Şu şekilde bir aletimiz var. Bunu ben 15 zlotiye aldım Polonya'da. İsmini diye geçiyor bilmiyorum ama şöyle. Genelde tıkalı olan boruları açmakta kullanılan bir alet. Üzerindeki fırça da tamamen içini temizlemek amaçlı. Şimdi özellikle NB versiyonlarında Mazda MX-5'lerin yağmur yağdığı zaman bütün yağmur suları şu şekilde toplanıyor. Buraya geliyor ve burada şurada bir kanal var. Bu kanaldan aşağıya doğru iniyor ve bu kanal tıkalı olduğu zaman paslanmalar oluyor. Tabii ki bu ona dayalı mı bilmiyorum ama şimdi bugün buradaki boruya şu aldığım aleti içerisine sokup içerisini temizleyeceğiz. Onun da tam olarak nerede olduğunu gösterir. Bir saniye, ışık lazım bana. Evet, şurada ışığımız var. Size tam olarak nerede olduğunu göstermeye çalışacağım. Eğer siz de yapmak isterseniz gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet. Tamamen şurada. Bu borunun başlangıç yeri. Dediğim gibi bütün yağmur buraya toplanıp buradan aşağıya doğru iniyor. Zaten pis, ne durumda bilmiyorum. Şimdi hep birlikte aldığım cihazı buraya koyalım. Boruları açmak için kullanılan şeyi. Bakalım altından nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Ben şimdi sizi karşı tarafa koyayım. Hep birlikte bakalım. Sanırım açı güzel bu şekilde. Şimdi aldığımız aleti açalım. Aldığımız hortumu ya da tam olarak ne diyeceğimi bilmiyorum ama bu cihazı kanaldan aşağıya koyalım bakalım. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Hep birlikte görelim. Işığımızı takalım. Evet. Yavaş indiriyorum. Aldığımız şey ucunda fırça olduğu için inmesi biraz zor. Yani bu da demek oluyor ki aslında çok güzel temizleyecek. Fırça olduğu için herhangi bir zarar da vermeyecek metale. Evet, şu an sanırım çıkmış olması lazım. Evet. Bir saniye. Bakalım ne durumda. İnanılmaz temiz. Hiçbir şekilde bir şey çıkmadı. Bir su. Tabii bunun işte garajda beklemesinin avantajları. Benim aracım 10 senedir, hatta 12 senedir de diyebilirim. Aynı garajda beklediği için bir sıkıntı yok bu tarafta. Çok hafif toz falan çıktı. Size de göstereyim hatta. Saniye. Nerede? Evet, şurada. Gözüküyor. Çok hafif toz falan çıktı ama çok bir şey yok. Şöyle yakınına koyayım. Kamerayı belki buradan da gözükebilir. Şöyle yapalım. Oynatalım biraz şimdi aşağı yukarı. Temiz. Şimdi öteki tarafa geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sürücü tarafına bakalım. Ne durumda olacak? Şöyle ışığı da koyayım. Şöyle biraz daha altına bir şey koysak. Şöyle yapsak. Evet. Şimdi de sürücü tarafına bakalım. Takalım.
Evet, şu an düştü aşağıya. Bakalım ne kadar pislik çıktı. Ne kadar pislik çıktı bakalım. Evet, bunda bayağı çıktı toz toprak şu şekilde. Bakın. Bu sefer bayağı çıktı. İşte bunlar araçların çürümesine sebep oluyorlar. Şuradaki çürük belki de o yüzden oldu. Bilemiyoruz. Sadece 5 dakikalık bir işlemle ve 1500 zlotilik yani yaklaşık 50 liralık bir aletle araçlarımızı çürümelerden kurtarabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine başka bir bakım videosuyla daha karşınızdayım ve karşınızda olacağım. Daha sonra benzin filtresini değiştireceğiz. O da şu bölümde yer alıyor. Onu da koyacağız kanala. Şimdilik devam ve her şeyi değiştirdikten sonra start vereceğiz. Çalışacak mı, çalışmayacak mı hep birlikte göreceğiz.